İmar planında yapılan değişiklikle evlerinin bulunduğu arsaların başkalarına satıldığını öğrenen Esenyurtlular bugün eylemdeydi. 7'den 70'e sokaklara dökülen mahalle halkı sorumluluğun Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nda olduğunu söyledi. Esenyurtlular Başkan Kadıoğlu'nu istifaya çağırdı. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde belediye imar planını değiştirdi. Yurttaşların evlerine yeni ortak geldi. Yıllarca oturdukları evlere başkalarının da ortak olduğunu öğrenen Esenyurtlular sokaklara döküldü. Şeyini yani elektriği suyunu faturasını ödeyken şimdi ya ben neredeyimmiş? Böyle bir şey var mı yani? Ben böyle ortayım ya, kapının zili çalıyor çıkıyor ortaya. Ne milleti döküyor yollara sokaklara? Cahiller kötü bir şeye kalkışacak diye aklımız geliyor Necmi Kadıoğlu. Mağduriyetin yoğun olarak yaşandığı Yenikent ve Ardışlı Mahallesi sakinleri mahallelerinden Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Mahalleliler olaydan sorumlu tuttukları belediye başkanı Necmi Kadıoğlu'nu istifaya çağırdı. İstifa! 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 Kadıoğlu istifa! Mahalleli adına yapılan açıklamada 20 yıl sonra ortaya çıkan bu usulsüzlüğün nedeni soruldu. Yıllardır üstünlük barındığımız arsalara birden hiç tanımadığımız kimseler ortak olarak çıktı. Bizler merak ediyoruz. Kim bu ortaklar ve 15-20 yıl sonra nereden çıktılar? Bu ortaklar Esenyurt Belediyesi ve Emlakçılar İşbirliği'yle çıkartılmıştır. Yıllardır vergisini, elektriğini, suyunu yatırdığımız Esenyurt Belediyesi bugün bizleri hiçe sayarak bizim hakkımız olan yerleri başkasına servis etmektedir. Bu uygulamanın en kibar ismi rantçılık, en gerçekçi hali ise hırsızlıktır. 7'den 70'e sokağa dökülen mahalle halkının hedefinde Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu ve AKP iktidarı vardı. Devlet babadır, değil mi? Vatandaş nedir? Evlattır. Ana baba evladın elindeki ağzındaki ekmeğini alır mı? Bunlar insanların yavrularının ağzındaki ekmeği alıyorlar. Ben emek vermişim, 22 senemden burada ötüyorum. Yani bütün hayatım, gençliğim orada geçti ama hakkımı kimse alamayacak. Kimse hakkımıza gaz ödemeyecektir. Ve ölmeye kadar da biz gidebiliriz. Bizim halkımız birlikte olduktan sonra yenemeyeceği, aşamayacağı hiçbir güç yok. Bunun önünde ne Kadıoğlu, ne de Büyükşehir, ne de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı duramayacak. Nasıl çatıyorlar, nasıl ediyorlar? Bu milletin önüne nasıl yerini koyuyorlar? Bu milletten ne istiyorlar? Hepimiz kardeşiz. Hepimiz insanız. Neden bu işler ileri geliyor? Kime haberi ver yaptıklarından? Yenikent ve Ardışlı Mahallesi halkını 38 gündür direnişte olan yurt içi kargo emekçileri yalnız bırakmadı. Emekçiler Esenyurt halkının mücadelesinin kendi mücadelelerinden ayrı tutulamayacağını vurguladı. Rant uğruna sizi kapı önüne koyanlar, sizin topularınızı vermek istemeyenler aynı zamanda fabrikalarda bizi sendika sokmamak için bizi kapı önüne, bizi dışarı atanlardır. Eylem halaylarla sona erdi.